Pulmoner rehabilitasyon, yani akciğer hastalıklarının rehabilitasyonu dediğimizde bireyin mevcut akciğer hastalığına rağmen yaşamını olabildiğince normale yakın sürdürebilmesi için yaptığımız çalışmaların tümünden bahsederiz. Biz KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalarını, onun dışında astım hastalarını, interstisyel akciğer hastalığı, bronşektazi gibi kronik hastalıkları olanları, kronik solunum yetmezliğiyle giden kistik fibrozis gibi hastaları bu programa alabilmekteyiz. Aynı zamanda son günlerde de çok önemli bir hale gelen COVID-19 enfeksiyonu sonrasında da pulmoner rehabilitasyon yaklaşımı çok önemli, vurgulamak istiyorum. Bu grup hastaların enfeksiyonu, aktif enfeksiyonu geçiren hastaların pulmoner rehabilitasyon programına ihtiyacı olacağını biliyoruz. Onun dışında da izole oldukları dönemlerde de onlara görsel, yazılı, video kanalıyla bir takım yönlendirmelerin yapılması, bilgilendirmelerin yapılması ve uzaktan konsültasyon olarak yardımcı olmak önemli. Onun dışında bir şekilde solunum cihazına bağlanan hastaların cihazdan ayrılma döneminde de bu programa ihtiyacımız olabiliyor. Aynı zamanda bazı nörolojik hastalıklarda, mesela ALS, omurilik yaralanması gibi solunum fonksiyonlarının etkilendiği rahatsızlıklarda bu programı alabiliyoruz. Bazen de skolyoz hastası solunum fonksiyonları etkilenmiş, yine rehabilitasyona ihtiyacı olabiliyor. Ya da planlanmış bir akciğer ameliyatı var. Öncesinde hastalığa bir hazırlık olarak, sonrasında da tedavisine destek olarak bu programı alma durumumuz olabiliyor. Tabii bu hastaların nefes darlığı oluyor. Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte güçlük çekebiliyorlar. Ya da endüransı, dayanıklılığı azalmış oluyor. Yürümekte güçlük çekebiliyor, merdiven çıkmakta güçlük çekebiliyor. Temelde bu durumları ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunu yaparken de bireyselleştirilmiş pulmoner rehabilitasyon programından bahsediyoruz. Bu programın içerisinde hastaya eğitimin verilmesi, kullanıyorsa eğer sigarayı bırakma ile ilgili yönlendirmenin yapılması, programa alınması, egzersiz programına, yine diyet konusunda destek verilmesi, gerekiyorsa eğer psikolojik olarak da destek alması gerekebiliyor. Biz bu programı en az haftanın 3 günü 6 ila 12 hafta süreyle alabilme durumumuz olabiliyor. Yine yatarak alabiliyoruz, yatan hasta olarak ya da ayaktan günlük gelip gitme şeklinde alıyoruz. Tabii bu programda monitörize egzersiz yapıyoruz. Yani hastanın kan basıncını, oksijen satürasyonunu, solunumunu kontrol ederek birebir fizyoterapistle yapılan egzersizlerimiz var. Bunu bisiklette ya da yürüme bantında yapabiliyoruz. Biz kliniğimizde bisikletle çalışıyoruz. Onun dışında solunum egzersizleri yaptırıyoruz. Hava yolunda birikken bir takım sekresyonların atılması için yapılan egzersizler var. Hijyen teknikleri var. Onları öğretiyoruz. Tabii trakeostomili hastalar olabiliyor. Bu hastalara da bir takım hem solunum egzersizleri hem de aparatlarla solunum kaslarını kuvvetlendirmek için IMT dediğimiz ya da PEP dediğimiz solunum yollarında sekresyonların atılmasını sağlamak için uyguladığımız sistemler var. Bu şekilde tedavilerini yürütüyoruz. Temelde hastaların daha rahat nefes almasını, daha uzun mesafeyi rahatlıkla yürüyebilmesini, günlük yaşamını daha rahatlıkla sürdürebilmesini sağlamaya çalışıyoruz.